Videomun yararlı olduğunu düşünüyorsanız ve beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirimleri açın. Dinlediğiniz için teşekkürler. Fyodor Mihailovich Dostoyevski Timsah İçinde bulunduğumuz 1865 yılının Ocak ayının 13. günü saat 12.30'da daireden iş arkadaşım, aynı zamanda uzak akrabam, kültürlü dostum Ivan Matvey için eşi Elena Ivanova, çarşıda belirli bir ücret karşılığında halka sergilenen timzahı görmek istediğini dile getirdi. Ivan Matvey için sağlığını düzeltmekten çok ruhunu dinlendirmek amacıyla yapmayı planladığı yurt dışı gezisi üzerine aldığı bilet hali hazırda cebinde olduğu ve bu gezi sebebiyle resmi görevinden izinli sayıldığı için o sabah yapacağı başka hiçbir işi yoktu. Karısının karşı konulamaz isteğine hiç itiraz etmedi. Aksine kendisi de oldukça meraklanmıştı. Keyifle harika bir fikir dedi. Bir görelim şu timsahı. Avrupa'yı ziyarete hazırlandığım şu günlerde oraların ahalisiyle şimdiden tanışmak çok iyi olacak. Ivan Matveyç sözlerinin ardından karısının koluna girdi ve birlikte çarşıya doğru ilerlemeye başladılar. Ailenin yakın bir dostu olarak ben de her zamanki gibi onlara katıldım. Ivan Matveyç'i daha önce hiç bu kadar halinden memnun görmemiştim. Sonuçta başımıza neler geleceğini bilemezdik ki. Çarşıya girdiğimizde Ivan Matveyç bu görkemli binaya duyduğu hayranlığı dile getirdi. Petersburg'a yeni ulaşmış canavarın sergilendiği dükkana ulaştığımızda ise daha önce hiç yapmadığı bir işe yeltendi. Benden giriş için istenen çeyrek rubleyi kendisi ödedi. Ufak odaya girdiğimizde içeride timsahın haricinde kakadu olarak bilinen papağanların ve köşede bir kafes içinde tutulan maymunların da bulunduğunu gördük. Girişin hemen solundaysa ince demir parmaklıklarla kaplı küvete benzeyen bir kafes duruyordu. Bu kafes 5-6 santim yüksekliğinde suyla doldurulmuştu. Devasa timsah bu sığ havuzun içinde kıpırdamadan yatıyordu. Ülkemizin yabancılara karşı hiç de misafirperver olmayan rutubetli havasından ötürü hareket yeteneğini yitirmiş olmalıydı. Bu canavar ilk bakışta hiçbirimizin ilgisini çekmemişti. Bildiğimiz timsah bu dedi Elena Ivanova. Sözcükleri dudaklarında pişmanlıkla uzuyordu. Aa, ben farklı bir şey göreceğimizi sanmıştım. Herhalde timsahın Pırlanta'dan yapılmış olmasını bekliyordu. Timsahın sahibi Alman vakur bir havayla bulunduğumuz yöne doğru baktı. Ee adam haklı diye fısıldadı Ivan Matveych. Rusya'da kendisinden başka kimsenin timsah sergilemediğini biliyor. Başka zamanlarda oldukça kıskanç bir insan olmasına karşın bugün keyfinin yerinde olduğu gözüken Ivan Matveyç'in bu anlamsız tespitine ben de hak veriyordum. Elena Ivanova. ''Sanırım timsahınız canlı değil.'' dedi. Timsah sahibinin bu vurdum duymaz halinden rahatsız olmuştu. Son derece kadınsı bu davranışıyla ona haddini kibarca bildirme niyetindeydi. Alman kırık bir Rusça ile ''Aa hayır madam'' dedi. Ardından kafesin parmaklıklarını aralayıp canavarın kafasını elindeki sopayla dürttü. Böylece bu tehlikeli yaratık canlı olduğunu göstermek için kollarını ve kuyruğunu hafifçe hareket ettirdi. Kafasını kaldırarak uzunca pofladı. ''Tamam, kızma Karhen'' dedi Alman. Sevecen bir sesle. Bu gösterişli durum hoşuna gitmişti. Nazlanma fırsatı yakalayan Elena Ivanova heyecandan titreyerek ''Ne korkunç bir timsah, beni gerçekten ürküttü, kesin rüyama girecek'' dedi. ''Size rüyanızda ısıracak değil ya'' dedi Alman cesur bir tavırla. Yaptığı bu espriye herkesten önce kendisi gülmüştü ancak Hiçbirimiz ona karşılık vermedik. Elena Ivanova bana dönüp "Haydi Semyon Semyonich, gidip maymunlara bakalım. Maymunlara bayılırım. Öyle tatlılar ki. Oysa şu timsah çok korkunç." dedi. Ivan Matveich karısına cesaretini göstermek istercesine "A canım, korkmayın. Firavunlar diyarından gelen bu uyuşuk yaratık bize zarar veremez." diye arkamızdan seslenirken kafesin yanında durmaya devam ediyordu. Ardından timsahın burnunu az önce çıkardığı eldivenleriyle gıdıklamaya başladı. Sonradan söylediğine göre böyle yaparak onu tekrar poflatmaya çalışıyordu. Alman ise Elena Ivanova'ya maymunların olduğu kafese kadar eşlik ederek kibarlığını göstermek niyetindeydi. Her şey yolunda gibi görünüyordu. Az sonra olacakları tahmin edebilmemiz mümkün bile değildi. Elena Ivanova maymunlar yüzünden mest olmuştu. Gözü onlardan başka hiçbir şey görmüyor gibiydi. Sanki Almanla ilgilenmek istemiyormuş gibi sürekli sevinç çığlıkları atarak bana dönüyor, önünde duran maymunların yakın arkadaşlarına ve tanıdıklarına benzerliklerini belirterek kahkahalarla gülüyordu. Bu durum beni de çok eğlendirmişti. Zira bu benzerlikleri görmemek mümkün değildi. Alman bir süre gülüp gülmemesi gerektiğini bilememiş, en sonunda somurtmaya başlamıştı. Tam da o sırada korkunç, hatta doğal olmadığını söyleyebileceğim bir çığlık odayı titretti. Bir an için ne düşüneceğimi bilemeden olduğum yerde kala kaldım. Korkudan uyuşmuş gibiydim. Fakat Elena Ivanova'nın da çığlık attığını gördüğümde hızla arkamı döndüm ve ne gördüm dersiniz. Bena, tanrım, talihsiz Ivan Matveyiç timsahın korkunç ağzının arasında yere paralel olarak belinden yakalanmış etrafına çaresizce tekmeler atarak kurtulmaya çalışıyordu. Bu görüntüden hemen bir an sonra ondan geriye hiçbir iz kalmadı. Fakat size yaşanan anları Tüm detaylarıyla anlatmalıyım. Zira tüm bunlar yaşanırken orada hareketsizce duruyor, olan biten her şeyi daha önce hiç hissetmediğim kadar büyük bir ilgi ve dikkatle izliyordum. Ne olurdu diye düşündüm bir an için. Tüm bunlar Ivan Matve için değil de benim başıma gelmiş olsaydı ne olurdu? Ne kötü olay. Hikayemize geri dönelim. Timsa talihsiz Ivan Matveyçi o korkunç ağzında döndürerek önce bacaklarını yemek istedi. Ardından kafesin parmaklıklarına tutunarak zıplayıp kurtulmaya çalışan adamı geğirip ağzında toparlayarak beline kadar yuttu. Tekrar öğürdü. Yine yutkundu ve böylece devam etti. Ivan Matveic gözlerimizin önünde kaybolup gidiyordu. Timsah son bir yutkunmayla kültürlü dostumu arkasında hiçbir iz bırakmadan yuttu. Ivan Matveic'in hareketleri kendisini yutan timsahın vücudundan seçilebiliyordu. Tam yine bağırmak üzereydim ki kader bize bir oyun daha oynadı. Timsah Yuttuğu cismin büyüklüğünden olsa gerek büyük çaba harcayarak bir kez daha ağzını açıp hıçkırdığında Ivan Matveyç'in çaresizlik içindeki yüzü bir an için tekrar ortaya çıktı. O kısa anda gözlüğü suratından fırladı ve kafesin içine düştü. Sanki bu çaresiz yüz etrafına son defa bakmak, dünyevi zevklere son vedasını etmek için bir kez daha belir vermişti. Ancak Ivan Matveyç bu niyetini gerçekleştirmeye fırsat bulamadan gücünü toparlayan timsah bir kez daha yutkundu. Ivan Matvey için kafası bu kez sonsuza kadar ortadan kayboldu. Hala yaşayan bir insanın böyle bir belirip bir yok olması korkunçtu. Fakat aynı zamanda ya her şeyin hiç beklenmedik bir anda olup bitmesinden ya da Ivan Matvey için kafese düşürdüğü gözlüklerden ötürü oldukça da komikti. Öyle ki beklenmedik bir şekilde aniden kahkahalara boğuldum. Fakat eski bir aile dostu olarak böyle bir anda gülmenin uygun olmayacağını fark ederek derhal kendimi toparladım. Elena Ivanova'ya dönüp sempatik bir tavırla ''Ivan Matbey için işi bitti.'' dedim. Elena Ivanova'nın bahsedilen süreç boyunca ne kadar büyük bir acı çektiğini anlatmaya kalkışmayacağım bile. Attığı ilk çalıktan sonra olduğu yerde donup kalmış gibiydi. Yaşanan felaketi tepki veremeden izliyordu. Sanki gözleri yerinden çıkacaktı. Ardından ansızın yürek parçalayıcı bir ağıt yakmaya başladı. Fakat yakalayıp ellerini tuttum. İlk anda kendisi de dehşete düşmüş, Alman da bu sırada ellerini çırpıp ağlamaya, gözlerini yukarı dikip haykırmaya başladı. Ah benim timsahım, ah benim karhen. Bu haykırmanın üzerine odanın arka tarafında bulunan kapı açıldı ve kafasındaki başlığıyla al yanaklı, pejmürde giyimli ve ihtiyar bir kadın mutter içeri girdi. Çığlıklar atarak doğruca Alman'ın yanına koştu. Kızılca kıyamet koptu. Elena Ivanova çıldırmış gibi aynı sözleri söyleyip duruyordu. Karnını yarın, Karnını yarın. Ama kimin karnı ne için yarılacaktı belli değildi. Ne Alman ne de Mutter bizimle ilgilenmiyordu. İkisi de timsah için danalar gibi bağırıyorlardı. Alman kendisi için yapmak, şimdi patlayacak, bütün olarak yutmak diye feryat ederken karısıysa un sen karsen diye haykırıyordu. Öksüz kaldık, ekmeksiz kaldık diye inledi Alman. Elena Ivanova bir yandan karnını yarın, karnını yarın diye bağırıyor bir yandan da Alman'ın paltosunu çekiştiriyordu. Alman, Elena Ivanova'yı kendisinden uzaklaştırarak timsahı kızdırdı. Kocanız timsahı neden kızdırdı diye haykırdı. Eğer Karhen patlayacak siz ödeyeceksiniz. Benim oğlum da o, tek oğlumdu. Kabul etmeliyim ki Alman'ın bu kibri ve pejmürde mutterin bu soğukkanlılığı beni öfkelendirmişti. Aynı zamanda Elena Ivanova'nın durmadan karnını yarın, karnını yarın diye çığlık atmaya devam etmesi de sinirlerimi iyice bozmuş, kalan son dikkatimi dağıtmış ve beni huzursuz etmişti. Öncelikle tüm bu kargaşayı yanlış anladığımı itiraf etmeliyim. Elena Ivanova'nın o an için aklını yitirdiğini, sevgili Ivan Matvey için intikamını timsahı döverek almak istediğini sanmıştım. Oysa bambaşka bir şey kastediyormuş. Özellikle o korkunç yarmak kelimesini kullanmaktan imtina ederek Elena Ivanova'yı sakinleştirmeye çalışırken bir yandan da çekingen bir tavırla kapının olduğu yene doğru bakıyordum. Zira çarşının orta yerinde bunca kültürlü insanın arasında ve o anda muhtemelen Bay Lavrov'un konferans verdiği salonun bu kadar yakınındayken bile getirilen bu gerici istek mümkün olmadığı gibi düşünülemez bir şeydi de. Bu durum her an bu kültürlü kalabalık tarafından ıstıklanmamıza ve Bay Stepanov'un karikatürlerine malzeme olmamıza sebep olabilirdi. Şüphelenmekte haklı olduğum derhal kanıtlanınca dehşete kapıldım. Timsahın bulunduğu odayla içeri girmek isteyenlerin çeyrek ruble ödemek için yaklaştıkları ufak giriş odasının arasında bulunan perdenin ansızın açılmasıyla girişte sakallı, bıyıklı ve elinde şapka taşıyan biri göründü. Giriş ücretini ödemekten kaçınmak için bedeninin üst bölümünü içeriye timsahın bulunduğu odaya doğru eğmişti. Eşiği geçmemeye büyük özen gösteriyordu. Madam, böylesine gerici bir istek, gelişiminize hiçbir fayda sağlamayacağı gibi Beyninizdeki fosfor eksikliğinin de bir göstergesidir. Gazetelerimizde, satirik yayınlarımızda ayıplanacaksınız diyen yabancı olduğu yerde kalmaya çalışıyor, bulunduğumuz odaya girmemeye uğraşıyordu. Ancak sözünü bitiremedi. Alman kendine gelmiş, giriş ücretini ödemeyen bir adamın timsah odasında konuşuyor olduğunu gördüğünde dehşete düşmüştü. Kültürlü yabancının üzerine iki yumruğuyla yürüyen Alman onu dışarıya doğru itekledi. Bir an için ikisi de perdenin arkasında gözden kayboldular. Ancak o zaman tüm bu karmaşanın boşuna yaşandığını idrak edebildim. Anlaşılan o ki Elena Ivanova günahsızdı. O daha önce de belirttiğim üzere timsahı böyle yutucu bir yöntemle cezalandırmayı aklına bile getirmemişti. Yalnızca hayvanın karnının yarılarak kocasının içinden kurtarılmasını istediğini söylemişti. Ne? Siz benim timsahı mahvetmek istiyor diye bağırdığı Alman telaşla geri dönerek ''Hayır, bırakın önce kocanız mahvolsun, sonra benim timsah.'' Timsah göstermek, timsah göstermek, ileride timsah göstermek ve ben de timsah göstermek. Hepimiz timsah göstermek. Ben tüm Avrupa'da ünlü. Siz tüm Avrupa'da ünlü değil. Siz bana ceza ödeyecek. Ya ya dedi kindar Alman kadın. Sizi bırakmayacağız biz. Ceza ödeyeceksiniz. Çünkü karhen ölmek ve yaratığın karnını yarmak artık gerçekten de anlamsız. Zira sevgili Ivan Matveyç'imiz şimdiye çoktan semaya ermiştir dedim sakince. Elena Ivanova'yı oradan uzaklaştırmak, derhal evine götürmek istiyordum. Odada ansızın yankılanan canım sesinin sahibinin Ivan Matveic olduğunu fark ettiğimizde müthiş bir şaşkınlık yaşadık. Canım size tavsiyem derhal karakola başvurmanız. Polisin aracılığı olmadan bu Almanlar gerçeği anlayamazlar. Kararlı sesin sahibinin büyük bir soğukkanlılıkla söylediği bu mantıklı sözler İlk bir dakika boyunca bizi öylesine şaşırttı ki kulaklarımıza inanamadık. Fakat tabii hemen ardından timsahın bulunduğu kafese doğru koştuk ve bu talihsiz mahkumu şaşkınlık içerisinde can kulağıyla dinlemeye başladık. Sesi sanki çok uzaktan geliyormuş gibi boğuk ve inceydi. Bu durum bana ağzına bir yastık kapatıp Bitişik odadan öteki odadakilere seslenerek çölde veya aralarında bir vadi bulunan iki köylünün haberleşmelerini taklit eden şakacı bir dostumu hatırlattı. Noel'de bir tanıdığımın evinde sergilendiğine şahit olduğum performanstan çok hoşlandığımı anımsadım. Ivan Matveich, canım, hayattasın diye haykırdı Elena Ivanova. Hayattayım ve iyiyim dedi Ivan Matveich. Tanrıya şükürler olsun ki beni hiçbir zarar vermeden yuttu. Amirlerimin bu olaya nasıl bakacakları beni endişelendiriyor sadece. Yurt dışına çıkma izni almışken kendimi bir timsahın içinde buluverdim. Ne aptalca. Aman canım aptallığı dert etme şimdi. Önce seni bulunduğun yerden çıkarmalıyız dedi Elena Ivanova. Kazmak diye haykırdı Alman. Timsahımın kazılmasına izin vermeyecek ben. Şimdi halk daha çok gelecek. 50 kopek isteyecek ben. Üstelik karnenin karnı artık tok. Tanrı'ya şükür dedi karısı. Haklılar dedi Ivan Matveyç sakince. Ekonominin prensipleri her şeyden önce gelir. Azizim hemen yetkililere gidip şikayetimizi bildireceğim. Bu rezaletin altından kendi başımıza kalkamayız. Ben de öyle düşünüyorum dedi Ivan Matveyç. Fakat içinde bulunduğumuz endüstriyel kriz çağında maddi bir tazminat ödemeden bir timsahın karnını yarıp açmak öyle kolay iş değil. Üstelik karşımıza kaçınılmaz bir sorun çıkıyor. Bu Alman timsahı için ne kadar isteyecek? Bir sorun daha. Bu para nasıl ödenecek? Zira sizin de bildiğiniz üzere varlıklı biri değilim. Belki de maaşınızdan dedim ürkekçe. Ancak Alman bir anda sözümü kesti. Satılık değil timsah. Üç bine de değil, dört bine de değil. Halkın ilgisini çekecek şimdi. Çok kişi gelecek. Beş bine de satmamak. Alman'ın bu davranışları artık katlanılmaz bir hal almıştı. Aç gözlü ve çıkarcı gözleri neşeyle parlıyordu. Ben gidiyorum diye haykırdım. Ben de. Ben de gidiyorum dedi. Elena Ivanova. Doğruca Andrei Osipic'in yanına gideceğim. gözyaşlarımla yumuşatacağım onu. Yapma canım, dedi Ivan Matveic aceleyle. Karısını uzunca bir süredir Andrei içten kıskanıyordu. Ağlamak kendisine yakıştığı için karısının Andrei iç gibi kültürlü bir beyefendinin önünde ağlamaktan keyif alacağını da biliyordu. Ardından bana seslendi. Senin de gitmeni tavsiye etmem azizim. Ucundan bir şey çıkmayacaktır. En iyisi öylesine bir ziyaret gerçekleştiriyormuş gibi Timofey Semyonich'e git. Eski kafalı, çok da zeki sayılamayacak bir adamdır. Ancak güvenilir biridir. En önemlisi de Dobra'dır. Kendisine selamlarımı iletip durumumu anlat. Geçen gün oynadığımız oyundan kendisine 7 ruble borçluyum. Bu fırsatla bu parayı ödeyi verir. Bu ödeme sert ihtiyarı yumuşatacaktır. Vereceği tavsiye de bize yol gösterecektir. Bu sırada Elena Ivanova'yı da eve götür. Sonra karısına sakinleş hayatım dedi. Tüm bu ağlamalardan, kadınsı feryatlardan yoruldum. Biraz kestirmek istiyorum. Burası hem sıcak hem yumuşak. Gerçi içine düştüğüm bu sığınağı inceleyecek fırsatım olmadı henüz. İncelemek mi? Yoksa orası aydınlık mı? diye haykırdı Elena Ivanova. Sesi rahatlamış gibiydi. Zavallı mahkum. Zifiri karanlık. Fakat hissedebiliyorum. Yani etrafı elimle yoklayabilirim. Haydi hoşçakal. Rahat ol. Canını sıkma. Yarın görüşürüz. Sen ve Semyon Semyonich akşam yanıma tekrar bir uğrayın. Unutkan birisinin aklınızdan çıkmasın. Mendilinize bir düğüm atı verin." dedi. İtiraf etmeliyim ki oradan uzaklaşacağıma memnundum. Çok yorulmuştum. Canım da sıkılmaya başlamıştı. Hızla üzgün fakat kederle daha da güzelleşen Elena Ivanova'nın koluna girdim. Onu timsahın bulunduğu odadan çıkardım. Alman arkamızdan ''Akşam yine çeyrek ruble vereceksiniz.'' diye seslendi. ''Ah tanrım ne aç gözlü insanlar.'' Dedi Elena Ivanova. Çarşının duvarlarına asılmış her aynada kendine bakıyordu. Her zamankinden daha hoş göründüğünü kendisi de farkında olmalıydı. "Ekonominin prensipleri," dedim biraz duygulanarak. Gelip geçenlerin beni kolumdaki hanımefendiyle görmelerinden gurur duyuyordum. "Ekonominin prensipleri," dedi Elena Ivanova ağır ağır. Ivan Matve için az önce sözüne ettiği şu ekonomik prensip lafından hiçbir şey anlamadım. "Size açıklayayım," diyerek Henüz o sabah Petersburg haberlerinde Volos'ta okuduğum makalelerden yola çıkarıp yabancı sermayenin ülkemize getirilmesinin faydalarını anlatmaya başladım. Bir süre dinledikten sonra ne tuhaf diyerek sözümü kesti. Yeter artık, sizi kaba adam, neler saçmalıyorsunuz, söyleyin, güzel görünüyor muyum ben? Ona iltifat etme fırsatını kaçırmayarak, mükemmel görünüyorsunuz, muhteşemsiniz dedim. Ah seni yaramaz şey, dedi kendini beğenmişçe. Bir dakika sonra zavallı Ivan Matveyç diyerek sözüne devam etti. Başını cilveli bir şekilde yanına eğmişti. Onun için çok üzülüyorum. Ah tanrım diye haykırdı ansızın. Oradayken nasıl yemek yiyecek ve ve bir ihtiyacı olursa ne yapacak? Bunu hiç düşünmemiştik dedim hayretle. Gerçeği söylemek gerekirse bu konu aklıma bile gelmemişti. Kadınlar günlük hayatın problemlerine biz erkeklerden çok daha pratik yaklaşıyorlar. Zavallı. Böyle bir duruma nasıl düştü? Hiç eğlencesi de yok. Üstelik zifiri karanlık. Elimde bir fotoğrafı bile olmaması öyle canımı sıkıyor ki dedi. Ardından şuh bir gülümsemeyle sanırım artık dul bir kadın sayılırım diye ekledi. Bu yeni konumunun hoşuna gittiği belliydi. Hmm çok üzgünüm tabii. Kısacası kocasını henüz kaybetmiş genç güzel bir hanımın doğal ve oldukça anlaşılır üzüntüsüydü bu. Sonunda onu evine götürerek yatışmasını sağladım. Birlikte akşam yemeğini yiyip üzerine güzel kokulu bir fincan da kahve içtikten sonra saat 6'da bir düzene sahip evli insanların artık o saatte evlerinde olduklarını veya uzandıklarını hesaplayarak Timofey, Semyon için evine gitmek üzere oradan ayrıldım. Bu ilk bölümü bahsettiğim mevzuya yakışır bir tarzda özenli bir dille ele aldıktan sonra bundan sonrasını daha doğal ve daha az işlenmiş bir anlatımla dile getirmek niyetinde olduğum konusunda okurlarımı uyarmak isterim. Muhterem Timofey Semyonic beni gergin bir tutumla karşıladı. Sanki biraz da utanmış gibiydi. Beni küçük çalışma odasına aldı. Kapıyı arkamızdan dikkatle kapattı. Belirgin bir huzursuzlukla çocuklar rahatsız etmesin diye ekledi. Beni yazı masasının önündeki sandalyeye oturttu. Ardından kendisi de bir koltuğa oturdu. Eski röpte şambaranın önünü sıkıca kapattı. Ne benim ne de Ivan Matvey için amiri olmadığı halde her ihtimale karşı resmi Hatta sert bir havaya bürünmüştü. Oysa biz kendisini bir iş arkadaşı, hatta bir dost olarak görüyorduk. "Öncelikle," dedi, "benim yetkili bir kişi değil, sizin ve Ivan Matveich gibi sıradan bir memur olduğumu unutmayın. Benim bu işte bir alakam yok. Olanlara dahil olmak niyetinde de değilim." Olaylardan haberi olması beni şaşırtmıştı. Yine de ona her şeyi detaylarıyla anlattım. Gerçek bir dost olarak görevimi yerine getirmenin verdiği heyecanla konuşuyordum. Anlattıklarımı fazla ilgi göstermeden biraz da şüpheyle dinledi. Böyle bir olayın onun başına geleceğini hep biliyordum zaten dedi. Nasıl olur Timofey Semyonic? Bu son derece sıra dışı bir olay. Haklısınız fakat Ivan Matveic tüm kariyeri boyunca böyle bir sona doğru ilerledi. Yerinde duramazdı. Kibirliydi. Hep ilerlemekten ve bu tür fikirlerden bahsetip dururdu. İlerlemenin insanı nereye götürdüğünü gördü işte. Ama bu çok tuhaf bir kaza. Bu durumu tüm ilerlemeciler için genelleyemeyiz. Hayır, elbette genelleyebiliriz. Bakın, tüm bunlar fazla eğitimden kaynaklanıyor. Bana inanın. Çünkü gereğinden fazla eğitim insanların burunlarını her yere, özellikle de davet edilmedikleri yerlere sokmalarına sebep oluyor. Gerçi bu konuyu siz daha iyi bilirsiniz, dedi. Ben ihtiyar bir adamım. Öyle çok eğitimli biri de değilim. Bir asker çocuğuyum. Bu yıl memurlukta 50. yılımı doldurdum. Aa hayır Timofey Semyonich, tam aksine. Ivan Matveyich sizin tavsiyelerinizi duymayı çok istiyor. Vereceğiniz önerileri heyecanla bekliyor. Hatta nasıl denir? Gözyaşları içinde bekliyor. Demek gözyaşları içinde söyleyeceklerimi bekliyor. Hmm. Bunlar timsah gözyaşları. İnsanın pek inanası gelmiyor. Söyleyin, neden yurt dışına çıkmak istedi? Gereken parayı nasıl karşıladı? Nasıl? Durumu hiç de iyi değildi. Kendisine verilen son ikramiyeden biriktirerek dedim kederle sadece üç aylığına İsviçre'ye gitmek istemişti. William Tell'in memleketine. William Tell ha? Hmm. Bahar'ı Napoli'de karşılamak istiyordu. Müzeleri gezmek, o toprakların geleneklerini, hayvanlarını tanımak. Hmm. Demek o toprakların hayvanlarını tanımak istiyordu. Bana soracak olursanız gururundan gitmek istiyordu. Ne hayvanı? Ne hayvanıymış bu? Bizde yeterince hayvan yok mu? Bizim de müzelerimiz, hayvanat bahçelerimiz, develerimiz var. Petersburg'un hemen dışında ayılar dolaşıyor. Baksanıza bir timsah bulup karnına bile girdi. Hadi ama Timofay Semyonich, adamın başı belada. Üstelik sizi bir dostu, bir akrabası olarak görüyor. Vereceğiniz öğütleri bekliyor. Sizse kendisine sitem edip duruyorsunuz. Bari zavallı Elena Ivanova'ya acıyın. Karısını mı diyorsunuz? Hoş bir genç hanım, dedi. Timofey Sevyonich gözle görülür bir şekilde yumuşamamıştı. Keyifle burnuna biraz enfiye çekti. Çok tatlı bir hanım. Üstelik etine dolgun. Başını da her zaman hoş bir tavırla yana yatırıyor. Gerçekten çok hoş bir hanım. Geçtiğimiz gün Andrei Osipic kendisinden bahsediyordu. Öyle mi? Evet, öve öve bitiremedi. Göğüsleri, gözleri, saçları, sanki kadın değil şekerleme dedi. Sonra bir kahkaha patlattı. Hala genç bir delikanlı tabii. Timofey Semyonich gürültülü bir şekilde burnunu sildi. Genç tabii ama bu yaşta kendine yaptığı kariyere bir bakın. Bu farklı bir konu Timofey Semyonich. Elbette elbette. Pekala öyleyse ne diyorsunuz Timofey Semyonich? Ne yapabilirim? Öğüt verin, tavsiye verin. Tecrübeli bir tanıdık, bir akraba olarak bize yol gösterin. Ne yapacağız? Hangi yolu izlemeliyiz? Yetkililere mi gitsek? Yetkililer mi? Asla dedi Timofey Semyonich hızla. Bana soracak olursanız en iyisi bu olayı gizli kapaklı halletmeniz. Pek duyulmamış, şüphe uyandırıcı bir olay bu yani hiç duyulmamış olması da bu daha önce kimsenin başına gelmemiş bir durum. Öyle itibar uyandırıcı bir iş olduğunu da söyleyemem. İnsan için kötü şeyler düşünülmesine sebebiyet verebilir. Bırakın Ivan Matveyç yattığı yerde biraz daha kalsın. Ne olacağını bekleyip göreceğiz. Ama Timofey Semyonich nasıl bekleyeceğiz? Ya orada boğulursa? Neden boğulsun yahu? Az önce keyfinin yerinde olduğunu söylemediniz mi bana? Ona hikayeyi en başından tekrar anlattım. Timofey Semyonich düşünüp taşındı. Enfiye kutusunu elinde evirip çevirerek hmm dedi. Bana soracak olursanız yurt dışına gitmek yerine bir süre daha orada yatmaya devam etse iyi olur. Bırakın bu boş zamanında biraz düşünüp taşınsın. Elbette boğulmasını istemeyiz. Bu sebeple sağlığını korumak için bazı önlemler almalı. Örneğin öksürmekten kaçınmalı. Bu tür önlemler işte. Şu almana gelecek olursak şahsi fikrime göre adam haklı. Hatta diğer taraftan daha haklı. Zira müsaade istemeden timsahının içine giren diğer taraf, üstelik Ivan Matve için timsahının içine izinsiz giren de o değil. Gerçi yanlış hatırlamıyorsam Ivan Matve için zaten bir timsah yok. Üstelik bu timsah özel bir mülk. Dolayısıyla karşılığını ödemeden onu ortadan ikiye bölemezsiniz. Ama bir insanın hayatını kurtarmak için Timofey Semyonich. Aa pekala. Buna polis karar vermeli. Polise başvurmalısınız. Peki ama Ivan Matve için de orada bulunması gerekmez mi? kendisinin gelmesini isteyebilirler. Gelmesini mi isterler? <laughs> Ivan Matveych şu an izinde. Bu yüzden onun tamamen göz ardı edebiliriz. Bırakalım kendisini Avrupa şehirlerinde arayıp dursunlar. Yalnız izne bittiğinde çıkıp gelmezse farklı bir durumla karşılaşırız. O zaman soruşturma açar, hakkında rapor tutarız. 3 ay Timofey Semyonich. Merhamet edin. Başına gelenler tamamen kendi hatası. Onu kimse oraya zorla sokmadı. Belki bu durumda kendisine ücreti hazineden ödenmek şartıyla bir bakıcı tutmak gerekir. Fakat yasalar buna izin vermiyor. Anlamanız gereken en önemli mevzu bu timsahın şahsi bir mülk olması. Yani ekonominin prensipleri burada devreye giriyor. Bilirsin ki ekonominin prensipleri her şeyden önce gelir. Geçtiğimiz akşam Luka Andreevich'in evinde Ignati Prokofich de bundan bahsediyordu. Ignati Prokofich'i tanıyor musunuz? Kendisi bir kapitalisttir büyük bir iş adamı çok da güzel konuşur. Endüstriyel gelişime ihtiyacımız var diyor. Mevcut gelişimimiz yeterli değil. Arttırmalıyız. Sermaye yaratmalıyız. Bu sebeple de bir orta sınıf yani burjuva sınıf oluşturmalıyız. Sermayemiz olmadığına göre bu eksikliği yurt dışından sağlamalıyız. Öncelikle yabancı şirketlerin yurt dışında da olduğu gibi Rusya'dan toprak satın almalarını sağlamalıyız. Müşterek mülkiyet zehirdir, felakettir. Anlıyorsunuz işte. Öyle bir heyecanla konuşuyor ki, eh bu onun için normal bir şey. Varlıklı bir adam memur değil. Müşterek sistemin diyor, ne endüstriyel gelişimine ne de tarıma faydası olur. Yabancı şirketlerin bütün toprağımızı parça parça satın almaları, sonra da bu parçaları olabildiğince küçük, daha küçük, mümkün olduğu kadar küçük parçalara bölmeleri, bu bölmek kelimesini öyle bir ihtirasla söylüyordu ki, sonra da özel mülk olarak satmaları gerekir veya belki satmaları da değil ama kiraya vermeleri gerekir. Sonra tüm toprak bu yabancı şirketlerin eline geçtiğinde kiraları istedikleri kadar yükseltebilirler. Böylece köylü ekmeğini kazanabilmek için şimdi çalıştığının 3 katı çalışmak zorunda kalacak. Üstelik istenildiği zaman işten çıkartılabilecek. Bu sebeple hem daha uysal olacak hem de aynı ücretle 3 katı daha fazla çalışacak. Oysa şimdi müşterek sistemde tüm bunları neden umursasın? Açlıktan ölmeyeceğini bildiği için yan gelip yatıyor. Tüm gün devrilip kafayı çekiyor. Tabii bu esnada para Rusya'ya gelmiş olacak. Sermaye oluşacak ve Burjuva sınıfı doğacak. Bakın İngilizlerin politik ve edebi gazetesi Times geçtiğimiz gün yayınladığı bir makalede bizde sermayenin büyümemesinin nedenini orta sınıfımızın, büyük sermayedarlarımızın, çalışkan proletaryamızın olmamasına bağlıyor. Ignati Prokofiç harika konuşuyor. Tam bir hatip yetkililer için bu konuda bir rapor yazmak, sonra da haberlerde yayınlatmak istiyor. Ivan Matvey için safsatalarına benzemiyor yani. İhtiyarın gevezelik etmesine müsaade ettikten sonra Ivan Matveiç bu konuda ne düşünüyor diye sordum. Bu gibi zamanlarda Timofey Semyon için çenesi düşerdi. Böylece gündemin gerisinde kalmadığını, her şeyden haberi olduğunu belli etmek isterdi. Ivan Matveiç'in düşündüklerini mi soruyorsunuz? Ben de şimdi onu anlatacaktım. Biz burada yabancı sermayeyi yurdumuza getirmeye çalışıyoruz. Fakat şunu bir düşünün. Timsahın sahibi yabancının ülkemize getirmiş olduğu yatırım Ivan Matveich sayesinde ikiye katlandı. Biz ise yabancı yatırımcıyı korumak yerine getirmiş olduğu ilk sermayenin yani timsahın karnını yarıp açmayı teklif ediyoruz. Olacak iş mi bu? Bana soracak olursanız ana yurdun gerçek evladı Ivan Matveich bu yabancı timsahın değerinin kendisi sayesinde 2'ye hatta 3'e katlanmış olmasından ötürü gurur duymalıdır. Memleketimizi yabancı sermaye için çekici kılan bir iştir bu. Bir kişi başarılı olursa başkası da timsah getirir. Bir üçüncü kişi 2, üç, 4 timsahla birlikte gelir. Sermaye de onlarla birlikte artar. Alın size burcuva. Bu işlerin teşvik edilmesi gerekir. Timofey Semyonich tanrı aşkına diye haykırdım. Zavallı Ivan Matveyç'ten neredeyse doğaüstü bir fedakarlık bekliyorsunuz. Sizden hiçbir şey beklemiyorum. Lütfen sözlerimi hatırlayın. Ben bu konuda yetkili bir kişi değilim. Kimseden hiçbir şey bekleyemem. Sadece ana yurdun bir evladı olarak yani tam öyle değil de bir yurttaş olarak konuşuyorum. Saygın, belirli bir rütbeye yükselmiş, evli barklı bir adamın böyle davranması uygun mu canım? Olacak iş mi bu? Ama bu bir kazaydı. Kim bilir üstelik timsahın sahibine ceza olarak ödenecek para nereden geliyor dersiniz? Maaşından olmasın Timofey Semyonich? Yeter mi acaba? Hayır yetmez Timofey Semyonich dedim kederli. Alman önce timsahının patlayacağını düşünerek telaşlandı. Ancak hayvanın iyi olduğunu anlar anlamaz esip gürlemeye başladı. Sonra giriş ücretini iki katına çıkarabileceğini düşünerek iyice keyiflendi. Üç hatta dört katına bile çıkarabilir. Herkes bu timsahı görmeye koşacaktır şimdi. Üstelik timsah sahipleri de akıllı insanlardır. Daha Paskalya perhizine çok var. İnsanlar eğlenecek yer arıyor. İşte ben de bu yüzden diyorum ki bırakın Ivan Matveyç gizlendiği yerde biraz daha kalsın. Acele etmeyin. Ivan Matveyç'in timsahın karnında olduğundan herkesin bir şekilde haberi olsun. Fakat resmi bir duyuru yapılmasın. Resmen yurt dışında göründüğü için bu durum kendisinin de işine yarayacaktır. Timsahın karnında olduğu söylense bile kendilerine bu sayede reddedebiliriz. Bu işin üstünden böylece gelebiliriz. Beklemeli. Acele neden? Peki ama endişelenmeyin. O sağlam biridir. Peki ya sonra? Yani bekledikten sonra ne olacak? Eh, durumun son derece eşsiz olduğunu sizden saklamaya çalışmayacağım. İnsan ne düşüneceğini bilemiyor. En kötüsü de böyle bir olayın daha önce hiç yaşanmamış olması. Eğer geçmişten bir örnek olsaydı ona göre hareket edebilirdik. Fakat bu durumda ne söyleyebilirim ki? Bu işi çözmek epey zaman alacak. Birden aklıma hoş bir fikir geldi. Şöyle yapsak olmaz mı dedim. Eğer Ivan Matve için kaderi canavarın içinde kalmasını gerektiriyorsa, Tanrı'nın da izniyle hayatta kalırsa bu süre içinde hala görevde sayılması gerekmez mi? Hmm belki ücretsiz izinli olarak. Ücretli olamaz mı? Bu durumda mı? Sanki görevdeymiş gibi. Ne görevi? Nerede? İçinde canım, timsahın içinde. Yani araştırma yapmak, bir inceleme yürütmek amacıyla. Bu daha önce görülmemiş bir yenilik olacaktır elbette. Ancak aynı zamanda ileriye yönelik bir durum da oluşturacaktır. Aydınlanmaya ne kadar istekli olduğumuzu gösterecektir. Timofey Semyonich bir süre düşündü. Bir memuru özel bir görev için bir timsahın içine göndermek. Bana soracak olursanız çok saçma olur. Böyle bir yasa yok. Üstelik orada ne gibi bir özel durum olabilir? Dedi sonunda. Doğayı olduğu yerde yaşayan bir canlının içinde incelemek. Bugünlerde doğal bilimler çok popüler. Ivan Matveich bir süre orada yaşayarak bize gözlemlerini bildirebilir. Örneğin, hayvanın sindirim sistemiyle veya basit davranışları ile ilgili bilgi toplayabilir. Bilime son derece faydalı olur. İstatistiki açıdan demek istiyorsunuz. Pekala, konuya hakim olduğumu söyleyemem. Filozof bir kişiliğim yoktur. Gözlemlerini bildirebilir diyorsunuz. Zaten mevcut gözlemlerden bunalmış durumda değil miyiz? Daha fazlasını ne yapacağız? Üstelik istatistik tehlikeli bir mevzu. Ne açıdan? Tehlikeli işte efendim. Dahası bahsettiğiniz bu gözlemleri orada bir kütük gibi yatarak yapacağını siz de kabul edeceksiniz. Hem insanın resmi görevi yan gelip yatmak olabilir mi? Hem alışılmadık hem de tehlikeli bir durum olur bu. Daha önce görülmedik bir şey. Eğer ufacık bir örneğimiz olsaydı bana göre bu şekilde görevlendirilebilirdi. Ama bugüne kadar ülkemize canlı timsah getirildiği olmadı Timofey Semyonich. Hmm evet Aslına bakacak olursanız bu itirazınızda haklısınız ve bahsettikleriniz mevzunun ileri safhalara taşınmasında bize yardımcı olabilir. Fakat şunu da göz önünde bulundurmalısınız. Ya ülkemize çok sayıda timsah getirilmeye kalkışılır, akabinde de timsahların sıcak ve rahat midesinde maaş alarak görev yapılabildiğini öğrenen memurlar teker teker ortadan kaybolmaya başlarlarsa ne olacak? Bunun hepimiz için kötü olacağını kabul etmelisiniz.'' Bir bakmışsınız yan gelip yatarak para kazanmak isteyen herkes bir timsah bulup karnına girivermiş. Onun için elinizden geleni yapın Timofey Semyonich. Bu arada Ivan Matveyç size borçlu olduğu 7 rubleyi ödememi istedi. Aa geçtiğimiz gün Nikifor Nikifor için evinde yenilmişti. Hatırlıyorum ne kadar neşeli ne kadar da keyifliydi. Bir de şimdi bakın. İhtiyar gerçekten de duygulanmıştı. Onu kurtarın Timofey Semyonich. Elinden geleni yapacağım.'' kendi adıma şahsen bilgi edinmek için soruyormuşum gibi davranacağım. Bu arada size çaktırmadan özel olarak Alman'ın timsah için ne kadar istediğini öğreniverin. Timofey Semyonic artık çok daha dost canlısı görünüyordu. Elbette dedim. Öğrenir öğrenmez de yanınıza geleceğim. Peki ya peki ya karısı yalnız mı şu an? Üzülüyor mu? Onu bir ziyaret etmelisiniz Timofey Semyonic. Edeceğim. Daha önce de düşünüyordum fakat bu iyi bir fırsat. Ne demeye kalkıp gitmiş ki bu timsahı görmeye? Gerçi öyle ya artık ben de bir görmek istiyorum. Gidip zavallı adamı bir ziyaret edin Timofey Semyonich. Edeceğim. Tabi ziyaretimle kendisini ümitlendirmek de istemem. Bir sivil olarak gideceğim. Pekala. Hoşçakalın. Şimdi tekrar Nikifor Nikiforich'e gideceğim. Sizi orada da görecek miyim? Aa hayır ben zavallı mahkumumuzun yanına dönüyorum. Evet artık gerçekten de bir mahkumu. Ah şu düşüncesizlik. İhtiyara veda ettim. Aklımdan türlü türlü düşünceler geçiyordu. Timofey Semyonich iyi huylu, dürüst bir adam olsa da yanından ayrılırken görevdeki 50. yılını doldurmuş olmasına ve Timofey Semyonich gibilerin artık aramızda fazlaca bulunmamasına memnun oldum. Zavallı Ivan Matveiç'e haberleri iletmek için hızla çarşıya döndüm. Elbette büyük bir merak içerisindeydim. Timsahın içinde ne yapıyordu? Bir timsahın içinde yaşamak nasıl bir şeydi? Gerçekten de bu mümkün müydü? Zaman zaman tüm bunlar bana tuhaf ve korkunç bir rüyaymış gibi geliyordu. Üstelik bu kez gerçekten de tuhaf bir canavar vardı işin içinde. Fakat bu bir rüya değil gerçekti. Su götürmez bir gerçek. Eğer öyle olmasaydı anlatıyor olur muydum bu olanları? Devam edelim. Çarşıya oldukça geç gidebildim. Saat 9'a geliyordu. Alman o akşam dükkanını her zamankinden erken kapattığı için timsahın bulunduğu odaya arka kapıdan girmek zorunda kaldım. Evinin mahreminde yağlı ve pis bir paltoyu üzerine geçirmiş etrafta dolanıyordu. Ancak keyfi bu sabahkinden 3 kat daha fazla yerinde gibiydi. Artık hiçbir endişesinin kalmadığı halkın daha fazla ziyaret edeceği belliydi. Az sonra belli ki beni gözetlemek için Muter de çıka geldi. Alman ve Muter fısıldaşıp duruyorlardı. Dükkan kapalı olduğu halde benden çeyrek ruble giriş ücreti istediler. Ne gereksiz bir titizlik. Her seferinde ödeyecek siz.'' halk bir ruble ödeyecek. Siz çeyrek. Çünkü siz ahbabınızın yakın bir ahbabısınız. Buna saygı duyuyor ben. Timsaha yaklaşırken hayatta mısın, hayatta mısın kültürlü dostum diye haykırdım. Sesimi Ivan Matveiç'e duyurmak, moralini yükseltmek istiyordum. Hayattayım ve iyiyim dedi. Hemen yanında olmamama rağmen sesi uzaktan sanki yatağın altından geliyormuş gibiydi. Hayattayım ve iyiyim ama bunları daha sonra konuşuruz. İşler nasıl gidiyor? Onun bu sorusunu duymamış gibi yaparak sempatik bir havayla biraz da aceleyle sormaya başladım. Hali vakti nasıldı? Timsahın içinde olmak nasıl bir şeydi? Neler vardı timsahın içinde? Zira hem arkadaşlık hem de görgü kuralları bunu gerektiriyordu. Ancak Ivan Matveiç hırçın bir tavırla sözümü kesti. İşler nasıl gidiyor diye tiz fakat her zamanki gibi otoriter bir sesle bağırdı. Ona Timofey Semyonich ile aramda geçen konuşmayı en ince detayına kadar aktardım olanları anlatırken sesimle dargınlığımı belli etmeye çalışıyordum. İhtiyar haklı dedi Ivan Matveyç. Sanki benimle günlük bir konuşmanın içerisindeymiş gibiydi. Pratik insanları severim. Ana kuzularının duygusallığına ise hiç katlanamam. Fakat kabul etmeliyim ki buradayken resmi görevde sayılmam hakkındaki düşüncen tamamen saçma değil. Burada hem bilimsel hem de ahlaki açıdan bildirilebilecek bir hayli gözlemde bulundum. Ancak şimdi tüm bu olanlar beklenmedik bir boyut almaya başlıyor. Yalnızca maaşı düşünerek hareket etmeye değmez. Beni dikkatlice dinle. Oturuyor musun? Hayır, ayaktayım. Oturacak hiçbir şey yoksa yere otur ve beni dikkatlice dinle. Kızgın bir biçimde bir sandalye aldım. Öfkeyle timsahın önüne bıraktım. Dinle, dedi sertçe. Bugün buraya çok ziyaretçi geldi. Akşam odada adım atacak yer kalmamıştı. Düzeni sağlamak için polis müdahale etmek zorunda kaldı. Alman'ın kazandığı paraları sayabilmek ve yarınki gösteriye hazırlanabilmek için dükkanını saat 8'de yani her zamankinden erken bir saatte kapattı. Bu yüzden yarın buranın bayram yerine döneceğine eminim. Yarın buraya başkentteki en elit kişilerin, saygıdeğer hanımların, diplomatların, avukatların yani bu tür önemli şahısların geleceğini söyleyebiliriz. Geniş imparatorluğumuzun en uç köşelerinden dahi gelenler olacaktır.'' Kısacası gözlerden uzak olsam da ilgi odağı olacağım. Hiçbir şeyden haberi olmayan bu başı boş kalabalığı eğitmeliyim. Bu tecrübeden edindiğim deneyimleri anlatacak, kadere boyun eğmenin mükemmel bir örneğini göstereceğim onlara. Burayı insanlığı eğiten bir kürsü olarak kullanacağım diyebilirim. İçinde bulunduğum canavar hakkında verebileceğim biyolojik bilgiler bile paha biçilmeyecek kadar değerlidir. Olan bitene bakılacak olursa beni müthiş bir kariyerin beklediğini ümit etmekteyim. Bunu yorucu bulmuyor musunuz? Dedim hafif bir alayla. Beni en çok rahatsız eden kullandığı bu fiyakalı dildi. Tüm bunlar canımı sıkmaya başlamıştı. Bu boş kafalı adam bunda bile kibirlenecek bir şey bulabiliyor diye mırıldandım kendi kendime. Kibirleneceğine ağlamalı. Hayır dedi keskin bir tonla. Harika fikirlerle dolup taşıyorum. Burada insanlığın ıslahı üzerine kafa yorabiliyorum. Bu timsahın içinden artık gerçeklik ve ışık yayılıyor. Kendime ait benim gurur kaynağım olacak yeni bir ekonomi kuramı geliştireceğim. Görevde boş zamanımın olmadığı ve sosyete eğlencelerinden kendimi geri alamadığım için şimdiye dek bu konu üzerinde düşünme fırsatı bulamamıştım. Her şeyi reddederek yeni bir Fourier olmalıyım. Bu arada Timofey Semyonich'e 7 rublesini verdin mi? Evet, kendi cebimden ödedim dedim. Parayı kendi cebimden ödediğim gerçeğinin altını sesimin tonuyla çizmeye çalışarak. Sonra hesaplaşırız dedi kibirle. Aylığımın artmasını bekliyorum. Bunu benden daha fazla hak eden mi var? Son derece önemli bir görev ifade ediyorum. Fakat işimize dönelim. Karım nasıl? Elena Ivanova'dan mı bahsediyorsunuz? Karım nasıl? diye ciyakladı. Çare yoktu. Dişlerimi gıcırdatarak da olsa sakince Elena Ivanova'yı evine bıraktığını anlattım. Beni dinlemedi bile. Ona yönelik özel planlarım var diye anlatmaya başladı sabırsızca. Eğer ben burada meşhur olursam onun da orada meşhur olmasını istiyorum sabah saatlerini yanımda geçiren alimler, şairler, filozoflar, yabancı mineralojistler, devlet adamları akşamları onun düzenleyeceği toplantılara katılmalılar. Önümüzdeki haftadan itibaren her akşam bir toplantı düzenlemeli. Aylığım artacağından eğlence sunmak için de imkanımız olacak. Ancak bu eğlence çay ikramı ve ekstra hizmetlileri aşmayacağı için problem yok. Hem burada hem de orada benden söz edilecek. Hep kendimden bahsedilmesini istemişimdir. Ancak rütbem ve pozisyonum uygun olmadığından bu isteğime kavuşamamıştım. Fakat her şey şu timsahın bir lokmasıyla yoluna giriverdi. Her sözüm dinlenecek. Ağzımdan çıkan her kelimenin üzerine düşünülecek. Ezberlenecek. Gazetelerde yayınlanacak. Onlara kim olduğumu göstereceğim. Bir canavarın içinde ne büyük bir değeri yitirdiklerini elbette anlayacaklar. Bu adam bir bakan olabilir, bir krallığı yönetebilirdi diyenler olacak. Bazıları da o adam krallık falan yönetemez diye itiraz edecek. ''Benim bir game pazı şişkadan veya adı her neyse işte. Onlardan neyim eksik? Karımla harika bir ikili olacağız. Ben zekiyim. O ise güzel ve çekici. Birileri çok güzel bir kadın. Onunla bu yüzden evlenmiş olmalı.'' diyecekler. Bazıları da ''Çok güzel bir kadın. Çünkü onunla evli.'' diye karşı çıkacaklar. Hazırlıklı olmak için Elena Ivanova hemen yarın gidip editörlüğünü Andrei Krayevski'nin yaptığı ansiklopediden bir tane alsın. Böylece açılan her konuda rahatlıkla konuşabilir. Özellikle de her gün Petersburg haberlerinin politika bölümünü okuduğuna ve Voloson siyaset sayfalarıyla karşılaştırdığına emin ol. Sanırım bu Alman beni arada bir de olsa karımın bu eşsiz toplantılarına götürmeye razı olacaktır. Muhteşem salonumuzun ortasında bir kafesin içinde durur, tüm gün boyunca hazırladığım parlak fikirleri tek tek ortaya dökerim. Devlet adamlarına projelerimi anlatır, şairlere kafiyeli konuşmalar yapar kocalarını öfkelendirmeyecek bir tavırla hanımlarla şakalışırım. Kalan herkese de kadere, Tanrı'nın emirlerine boyun eğmek gerektiğini öğütlerim. Karımı edebi bir dahi yapacağım. Onu halkın önünde ilgi odağı haline getirecek, herkese tanıtacağım. Benim karım olduğu için üstün özelliklerle donatılmış olmalı. Bizim Andrei Aleksandrovic'e Rus Alfred de Muset demekte de haklılarsa, karıma Rus Yevgeniya Tur demekle çok daha haklı olacaklar.'' Tüm bu saçmalıklar Ivan Matvey için her zamanki konuşmalarını andırıyor olsa da ne yalan söyleyeyim. Ben kendisinin ateşler içinde sayıkladığını düşünmeden edemiyordum. Bildiğimiz Ivan Matveyç'ti bu. Fakat 20 kat daha kötü haldeydi. Azizim dedim. Uzun süre yaşayabileceğini düşünüyor musun? Haydi söyle. Orada iyi misin? Nasıl yiyorsun? Nasıl uyuyorsun? Nasıl nefes alabiliyorsun? Ben senin dostunum. Üstelik bu kazanın da çok garip olduğunu kabul etmen gerek. Merakımı bağışla. Boş bir merak bu. Başka bir şey değil. Dedi. Keskin bir tavırla. Fakat merakını gidereceğim. Bu canavarın içinde başımın çaresine nasıl baktığımı soruyorsun. Öncelikle şaşırtıcı ama timsahın içi bomboş. İçi sanki lastikten yapılmış. Kocaman fakat bomboş. Gorohova'ya sokağında, Marskaya'da ve yanılmıyorsam Voznesenski bulvarında satılan esnek çuvallara benziyor. Yoksa burada nasıl yaşardım? Anlaşılacak bir hayretle olacak iş mi bu diye haykırdım timsahın içi bomboş olabilir mi? Elbette dedi Ivan Matveyç tereddütsüz bir sesle. Muhtemelen doğa yasalarına uygun olarak böyle yaratılmış. Keskin dişlerle kaplı bir çeneye oldukça uzun bir kuyruğa sahip bu timsah. Hepsi bu işte. Bu iki bölüm arasındaysa kauçuya benzeyen ve muhtemelen de kauçukla kaplı boş bir bölüm mevcut. Peki ya kaburgaları, midesi, iç organları, ciğerleri, kalbi diyerek öfkeyle sözünü kestim. Hiçbir şey yok. Bunların hiçbiri kesinlikle yok. Herhalde hiçbir zamanda olmadı. Demek ki tüm bunlar kafası bir karış havada dolaşan gezginlerin uydurmasıymış. Bu boş timsahın içinde, boş bir yastığın içinde süzülür gibi süzülüyorum. Burası son derece esnek. Bir aile dostumuz olarak sen bile, tabii yeterince cömert ve fedakar bir kişiysen buraya sığabilirsin. Buna rağmen yine de hareket edecek boş yer kalır. Son çare olarak Elena Ivanova'yı bile yanıma getirtebilirim. Diğer yandan bu boşluk yani timsahın bu içi boş yapısı doğa bilimlerinin öğretileriyle birebir örtüşüyor. Örneğin kişi sıfırdan bir timsah yapmak istese karşısına kaçınılmaz olarak şu soru çıkacaktır. Timsahı timsah yapan nedir? Cevap çok açık. İnsanları yutmak. Peki kişi timsahı inşa ederken insanları yutacağını nasıl garanti edebilir? Cevap yine açıktır. İçini boş bırakarak. Doğanın boşluklara izin vermediğini fizik kuralları uzun zaman önce ortaya koymuştur içlerinin boş kalmasına doğa yasaları izin vermediğinden onlar da önlerine çıkan her şeyi yutmaya başlıyorlar. Timsahların insanları yutmasının en mantıklı açıklaması da budur. Oysa insanlarda aynı durum geçerli değildir. Örneğin insanın kafası ne kadar boşsa bu boşluğu doldurmak için o kadar az istek duyar. Bu kuralın tek istisnası da budur. Artık tüm bunları apaçık bir şekilde görebiliyorum. Bu sonuca kendi tecrübelerimle yani doğanın derinliklerine inip kalp atışlarını kendi kulaklarımla dinleyerek vardım. Etimoloji bile beni destekliyor. Bakın timsah kendi adını oburluktan doymazlıktan alıyor. Krokodillo belli ki İtalyanca bir kelime. Tarihi muhtemelen Mısır firavunlarına kadar uzanıyor. Fransızca krokoir yani yemek, yalayıp yutmak, beslenmek kelimesinden türediği ortada. Tüm bunları bir kafesle Elena Ivanova'nın salonuna götürüldüğümde vereceğim ilk derste anlatacağım. Azizim, en azından bağırsaklarınızı çalıştıracak bir ilaç alsanız iyi olmaz mı?" diye haykırdım çaresizce. "Ateşi var, ateşler içinde yanıyor." diye kendi kendime endişeyle tekrarlamaya başladım. "Saçmalık." diyerek küçümser bir tavırla cevap verdi. Üstelik içinde bulunduğum bu durumda çok da uygunsuz olur ama senin ilaç almamı isteyeceğinden emindim. "Fakat azizim nasıl, nasıl yemek yiyeceksiniz?" Bugün hiç yemek yediniz mi? Hayır. Fakat aç değilim. Herhalde bundan sonra yemek falan da yemeyeceğim. Ve elbette bu da çok doğal. Timsahın içindeki boşluğu doldurarak onun sürekli tok hissetmesini sağlıyorum. Artık birkaç yıl boyunca hiç acıkmayacak. Diğer yandan benden beslendiği için vücudundaki bir takım önemli salgıları da doğal olarak bana aktaracaktır. Bu zengin kadınların gece uyumadan önce tüm vücutlarını çiğ etle kaplamalarına benziyor.'' Sabah uyanıp yıkandıklarında ciltleri yumuşacık, dolgun, taptaze oluyor. Böylece ben timsahı beslerken o da beni beslemiş oluyor. Fakat benim gibi bir adamı sindirmek bir timsah için bile kolay bir iş değil. Muhtemelen olmayan midesinde ağırlığımı hissediyordur. İşte bu sebeple bu yaratıya eziyet çektirmemek için hareket edebiliyor olsam da sık sık yer değiştirmemeye gayret gösteriyorum. Hareket ettiğimde ise bunu sakin hareketlerle yapıyorum.'' İçinde bulunduğum durumun tek sıkıntısı bu. Aslına bakacak olursan bu açıdan bir kütük gibi yattığımı iddia eden Timofey Semyonich haklı bile sayılabilir. Fakat ben kütük gibi yatan bir kişinin bile insanlığı ayaklandırabileceğini herkese kanıtlayacağım. Gazetelerimizde, dergilerimizde ortaya konan tüm fikir ve hareketlerin bir kütük gibi yan gelip yatan insanlarca ortaya konulduğu apaçık ortada. Zaten bu yüzden gerçeklikle bağlantıları olmadığı iddia ediliyor. Ama böyle demelerinin ne önemi var? Şimdi tamamen kendime ait yeni bir sistem üzerinde çalışıyorum. Bunun kadar basit olduğuna inanamazsın. Bir timsahın içinde yalnızlığa çekilip gözlerini kapatman, tüm insanlık için muhteşem bir cennet planı kurmana yetip de artıyor. Siz bu öğlen yanımdan ayrıldıktan sonra 3 sistem planladım. Şimdi ise dördüncüsü üzerine çalışıyorum. Kuşku yok ki önce mevcut sistemi yıkmak gerekiyor. Fakat burada yatarken mevcut sistemi çürütmek çok kolay. Üstelik şimdi bir timsahın içinde olduğum için her şeyi çok daha açık bir şekilde görebiliyorum. Durumumun birkaç ufak engeli de yok değil tabi. Burası biraz kaygan ve rutubetli. Üstelik eski galoşlarım gibi biraz da lastik kokuyor. Ama hepsi bu kadar. Başka bir sıkıntım yok. Ivan Matveic diyerek sözünü kestim. Tüm bunlar inanmakta zorlandığım bir mucizeden farksız. Yani gerçekten bir daha yemek yemek istemiyor musunuz? Ne boş şeyleri dert ediyorsun kendine akılsız adam. Ben sana büyük fikirlerden bahsediyorum. Sen kalkmış etrafımı saran, zifiri karanlığı aydınlatan bu büyük fikirlerle doyduğumu anlaman gerek. Yine de timsahın iyi yürekli sahibiyle yüce gönüllü mutter az önce konuşup her sabah timsahın ağzından içeri eğri bir metal boru yani flüte benzer bir çubuk sokarak onun aracılığıyla bana kahve veya kahveye doğranmış ekmek vermeyi kararlaştırdılar. Boru şimdiden yan komşudan rica edildi. Fakat bence bu kadarı bile gereksiz bir lüks. En az bin yıl yaşamayı ümit ediyorum. Tabii timsahların o kadar uzun yaşadıkları doğruysa. Bu arada iyi ki hatırlattın. Yarın bir doğal bilimler tarihi kitabına bak da gerçeği öğreniver. Belki başka bir tarihi canavarla karıştırmış olabilirim. Ancak kafamı karıştıran bir nokta var. Kıyafetlerim üzerimdeyken ve ayağımda da botlarım varken bu timsah tabii ki beni sindiremeyecektir. Üstelik hala hayattayım. Yani sindirilme işlemine tüm gücümle karşı çıkacağım. Anlıyorsun ya. Yiyeceklerin dönüştükleri şeye dönüşmek istemiyorum. Bu benim için çok utanç verici olur. Korktuğum şey şu. Bin yıl içerisinde Rus yapımı paltom maalesef eriyebilir. Böylece kıyafetsiz kalırım. Belki de tüm çabalarıma rağmen sindirilmeye başlarım. Tabii gündüzleri hiçbir şekilde buna müsaade etmem ama geceleri yani uyurken insanın iradesi yok olup gidiyor. Böylece bir patatesin, bir böreğin, bir bifteğin aşağılık kaderini paylaşabilirim. İşte bu fikir beni çılgına çeviriyor. Sırf bu sebeple bile gümrük vergilerinin değiştirilmesi, insanların timsahlarca yutulması durumunda sindirilmeye karşı çok daha uzun süre karşı koyabilecek çok daha sağlam İngiliz kumaşlarının ülkemize getirilmesinin önünün açılması gereklidir. Bu fikrimi ilk fırsatta bir devlet adamına ve Petersburg gazetelerinin siyaset yazarlarına bildireceğim. Bırakalım yazsınlar. Benden alacakları tek fikir bu olmayacaktır. Tahmin ediyorum ki her sabah bir grup gazeteci kendi editörlerinden edindikleri çeyrek rublelerle yanıma koşacak bir önceki günün haberleri hakkında neler düşündüğümü öğrenmek için can atacaklar. Kısacası, beni oldukça parlak bir geleceğin beklediğini düşünüyorum. Ateş, ateş diye fısıldadım kendi kendime. Bu konudaki düşüncelerini öğrenebilmek için ama azizim ya özgürlük belirtmek gerekir ki siz bir mahkumsunuz. Oysa özgürlüğün tadını çıkarmak her insanın hakkıdır dedim. Tam bir aptalsın dedi. Özgürlüğü seven vahşilerdir. Bilginlerse düzenden hoşlanırlar. Üstelik düzen olmadıkça. İvan Matveiç merhamet edin. Çeneni kapat ve dinle diye tiz bir sesle bağırdı. Sözünü kesmeme sinirlenmişti. Daha önce kendimi hiç bu kadar özgür hissetmemiştim. Bulunduğum bu sıkışık ortamda çekindiğim tek bir şey var. Aylık edebiyat dergilerinin eleştirileri ve mizah yayınları. Boş kafalı ziyaretçilerden, aptal, kıskanç insanlardan ve nihilistlerden korkuyorum.'' Beni bir şakaya çevireceklerinden çekiniyorum. Ancak gerekli önlemleri alacağım. Yarın halkın göstereceği tepkiyi sabırsızlıkla bekliyorum. Özellikle de gazetelerin yayımlayacakları yazıları çok merak ediyorum. Bana yarın gazeteler hakkında bilgi getirmelisin. Pekala, yarın tüm gazeteleri toplayıp getireceğim. Yarın gazetelerin tepkisini görmek için çok erken. Zaten lafın yayılması dört günü bulur. Fakat bundan sonra her akşam avludan geçerek yanıma gel. Seni sekreterim olarak işe almak niyetindeyim. Bana gazete ve dergileri okuyacaksın. Ben de sana fikirlerimi yazdırıp görevler vereceğim. Özellikle de yabancı telgrafları sakın unutma. Avrupa'dan gelen telgrafların her gün buraya getirilmesini istiyorum. Şimdilik yeter. Muhtemelen uykun gelmiştir. Evine dön ve eleştiriler hakkında söylediklerimi de düşünme. Bunlardan korkuyor değilim. Beni eleştirenler de kritik bir durumda. Ağır başlı ve sağduyulu olmam bana yetecektir. Bir Sokrates olmazsam bile bir Diyojen hatta belki ikisi birden olurum. İnsanlığın geleceğindeki rolüm işte budur. Ivan Matveiç bize atasözlerinde tanıtılan ateş komasına girmiş, iradesiz, ağzında bakla ıslanmayan kadınlar gibi işte böyle saçmalayıp duruyordu. Esas olarak da timsah hakkında anlattıklarından şüpheleniyordum. Timsahın içinin tamamen boş olması nasıl mümkün olabilirdi? Hem kibirinden hem de beni utandırmak için durumunu övdüğünü tahmin edebiliyordum. Fakat bu durum umurumda değildi. O hastaydı ve hastalara hoşgörülü davranmak gerekirdi. İtiraf etmeliyim ki ben Ivan Matveyç'i hiçbir zaman öyle çok sevmemişimdir. Tüm hayatım boyunca çocukluğumdan beri onun himayesinden kurtulmak istemiş, yine de bir türlü başaramamıştım. Binlerce kez aramızdaki ilişkiyi koparmaya çalışmış fakat her seferinde yanına dönmek zorunda kalmıştım. Sanki hala kendisine kanıtlamam gereken bir şeyler vardı.'' Bir tür intikam almaya çalışıyordum. Dostluk tuhaf şey. Şunu kesinlikle söyleyebilirim ki arkadaşlığımızın onda dokuzu öfkeden ibaret. Yalnız bu akşam gerçekten dostça hissederek ayrılmıştık birbirimizden. Dostunuz çok akıllı adam, dedi. Alman beni dışarı çıkarmak için yanıma gelerek tüm konuşmamızı büyük bir dikkatle dinlemişti. A propos, dedim. Timsahınızı almak isteyecek olsak karşılığında ne kadar istersiniz? Soruyu duyan Ivan Matveich Almandan gelecek cevabı büyük bir merakla bekliyordu. Belli ki düşük bir fiyat vermesini istemiyordu. Sorumu duyan Alman hafifçe öksürdü. Önce beni dinlemek istemedi, öfkelenmişti. Kimse cesaret edemez benim kendi timsahımı almaya diye haykırdı. Istakoz gibi kıpkırmızı olmuştu. Satmak istemiyor ben timsahımı. Milyon talere bile satmam. Bugün halktan 130 taler toplamak, yarın 10 bin, sonra 100 bin, sonra her gün almak. Satmayacak ben Ivan Matveic memnuniyetle kıkırdadı. Arkadaşıma duyduğum görev bilincinden ötürü kendime hakim oldum. Sakin ve mantıklı bir sesle bu çılgın Alman'a hesaplamalarının çok da doğru olmadığını açıklamaya başladım. Eğer her gün 100 bin taler kazanacak olsa tüm Petersburg'un kendisini 4 gün içerisinde ziyaret etmiş olacağını, yani kendisine ruble kazandıracak kimsenin kalmayacağını, hayatın ve ölümün Tanrı'dan geldiğini, Timsahın veya Ivan Matvey için ölebileceklerini anlattım da anlattım. Alman düşünmeye başladı. Ona ilaç alır ben, dedi. Bir süre kafa yorulduktan sonra arkadaşınızı ölmekten kurtarır. İlacı boş verin şimdi, dedim. Şunu düşünün, bu işin ucu mahkemeye varabilir. Elena Ivanova nikahlı kocasını kendisine iade etmenizi talep edebilir. Zengin olmak istediğinizi görebiliyorum. Fakat Elena Ivanovaya aylık bağlamayı da düşünüyor musunuz? Hayır öyle bir şey düşünmüyor ben dedi Alman sert bir tavırla. Hayır öyle bir şey düşünmüyor biz dedi Mutter aynı kararlılıkla. Öyleyse işi şansa bırakmaktansa timsah için hemen şimdi güvenli ve mantıklı bir miktar kararlaştırmak sizin için çok daha iyi olmaz mı? Sadece merak ettiğim için soruyorum. Alman akıl danışmak için Mutter'i içinde en büyük en çirkin maymunun bulunduğu kafesin yanına çekti. Pekala göreceğiz dedi Ivan Matveyç. Bana gelecek olursak o an önce Alman'ı, sonra Mutter'i, son olarak da Ivan Matveyç'i eşek sudan gelene kadar bir güzel sopalamak istiyordum. Fakat tüm bu öfke açgözlü Alman'ın verdiği cevabın yanında söndü gitti. Mudder'e danıştıktan sonra timsahı için 50 bin rublelik iç borçlanma tahviliyle Gorohova sokağında taş bir ev, bir eczane ve albaylık rütbesi istediğini belirtti. ''İşte!'' diye haykırdı Ivan Matveyç. Sesi zafer doluydu. Sana söylemiştim, anlamsızca istediği albaylık rütbesi haricinde taleplerinde son derece haklı. Sergilediği canavarın mevcut değerini gayet iyi anlıyor. Ekonominin prensipleri her şeyden önce gelir. "Almana merhamet edin!" diye haykırdım. "Ne diye istiyorsunuz bu rütbeyi? Hangi hizmetin karşılığında istiyorsunuz? Hangi askeri başarıyı gösterdiniz? Gerçekten çıldırmış olmalısınız." "Çıldırmış ha!" diye haykırdı Alman, alınmıştı. "Hayır," Çok akıllı bir insan ben ama siz çok aptal. Albaylığı hak ediyor ben. Sergilediğim timsahın içinde bir memur olmak. Ama Ruslar timsah gibi oturmak. Yine de göstermemek. Ben çok zeki bir adam olmak. Üstelik albay olmayı çok istemek. Pekala, hoşçakalın Ivan Matveiç dedim. Öfkeden titriyordum. Neredeyse koşarak oradan ayrıldım. Orada bir dakika daha kalsam kendimi kaybedecekmişim gibi hissediyordum.'' Bu iki boş kafalının istekleri katlanılacak gibi değildi. Soğuk hava beni canlandırdı. Öfkemi biraz olsun dindirdi. Sonunda sağıma soluma 15'er defa öfkeyle tükürdükten sonra bir araba çevirdim. Evime geldim. Soyunup yatağıma girdim. Beni her şeyden daha çok öfkelendiren Ivan Matvey için sekreteri haline gelmiş olmamdı. Gerçek bir dostun görevlerini ifa ederken orada her akşam sıkıntıdan ölecektim. Bunun için kendimi dövmeye hazırdım. Bunu gerçekten de yaptım. Mumu söndürüp yorganın altına girdikten sonra başıma vücudumun diğer noktalarına birkaç kez vurdum. Bu beni biraz olsun rahatlattı. Sonunda yorgunluğuma dayanamayarak uyuyakaldım. Bütün gece rüyamda maymunları gördüm. Sabaha karşı da Elena Ivanova'yı. Tahmin ediyorum ki maymunların rüyama girmelerinin sebebi Alman'ın dükkanında bir kafese hapsedilmiş olmalarıydı. Fakat Elena Ivanova'yı görmem farklı bir durumdu. İtiraf edeyim, seviyordum bu kadını. Fakat derhal açıklayayım, bunun için acele ediyorum. Onu bir baba olarak seviyordum. Ne eksik ne de farklı. Bu çıkarımı şu sebeple yapıyorum. Sık sık o küçük kafasını veya al yanaklarını öpmek için içimde dayanılmaz bir istek duyardım. Bu istediğimi asla gerçekleştirmemiş olsam da elimde olsa onu dudaklarından öpme fırsatını kaçırmazdım. Yalnızca dudaklarına değil güldüğünde iki sıra ince gibi ortaya çıkan, sağlıkla parlayan dişlerini de öyle çok gülüyordu ki Ivan Matveyç duygu patlaması yaşadığı anlarda ona tatlı şebeğim derdi. Oldukça sevimli ve uygun bir isim. Kelimenin tam anlamıyla şeker gibi bir kadındı. İşte bu sebeple Ivan Matveyç'in karısını Rus Evgeniya Tur olarak hayal edebilmesini sağlayan nedenleri bir türlü anlayamıyordum. Her neyse maymunlar haricinde gördüğüm rüya çok hoşuma gitmişti. Bir önceki gün yaşananların üzerinden geçerken sabah çayımı içtim. Daireye giderken Elena Ivanova'ya uğramaya karar verdim. Zira ailenin bir dostu olarak yanına uğramam şarttı. Elena Ivanova, yatak odasının hemen dışında bulunan küçük çalışma odası dedikleri küçük odada, gerçi büyük çalışma odası dedikleri odada öyle fazla büyük sayılmazdı. Ufak bir divanın üzerinde oturuyordu. Üzerine yarı şeffaf bir sabahlık geçirmişti. Bir yandan önündeki çay masasının üzerinde duran ufak fincandan kahve yudumluyor, bir yandan da çörekleri kahvesine batırıyordu. Büyüleyici bir güzelliği vardı ama aynı zamanda biraz düşünceli gibiydi. Beni boş bir gülümsemeyle karşılayarak ''Aa siz miydiniz? Sizi yaramaz.'' dedi. ''Oturun, size ahmak, biraz kahve alın.'' ''Pekala, dün ne yaptınız bakalım? Maskeli baloda mıydınız yoksa?'' ''Ben gitmedim biliyorsunuz. Ya siz?'' Dün akşam sevgili mahkumumuzu ziyaret ediyordum. İçimi çektim. Şükranlarımı sunarak fincanıma uzandım. Kim? Ne mahkumu? Ha evet. Zavallı adam. E ne durumda? Sıkılmış mı? Biliyor musunuz? Ben de size bir şey sormak istiyordum. Sanırım artık boşanma dilekçesi verebilirim değil mi? Boşanmak mı? Diye öfkeyle haykırdım. Az kalsın yudumladığım kahveyi püskürtecektim. Kesin o esmer adam için diye düşündüm kendi kendime mimari bölümünde bıyıklı, esmer biri vardı. Onları sık sık ziyarete gelir, Elena Ivanova'yı çok güldürürdü. O adamdan nefret ettiğimi itiraf etmeliyim. Dün ya maskeli baloda ya da burada Elena Ivanova ile görüşmüş olduklarına şüphe yoktu. Aklına bu saçmalıkları o sokmuş olmalıydı. Elena Ivanova telaşla konuşmaya başladı. Ne yani, kocam belki de hayatının sonuna kadar o timsahın içinde oturacak. Ben de burada onu bekleyeceğim, öyle mi? Bir kocanın görevi evinde oturmaktır. Bir timsahın içinde yaşamak değil. Ama bu beklenmedik bir durum diyerek heyecanla konuşmaya başladım. Aa hayır, benimle konuşmayın. Dinlemeyeceğim. Dinlemeyeceğim diye haykırdı. Elena Ivanova aniden sinirlenmişti. Hep bana karşı çıkıyorsunuz. Sizinle hiçbir şey yapılmaz. Bana hiç akıl vermiyorsunuz. Oysa başkaları Ivan Matveevich'ten ayrılabileceğimi çünkü artık maaşını alamayacağını söylüyorlar. Elena Ivanova bu sözleri siz mi söylüyorsunuz dedim acıyla. Aklınıza bu fikri hangi canavar sokmuş olabilir? Üstelik maaş gibi önemsiz bir mevzu yüzünden boşanmayı düşünmek imkansız. Ve zavallı Ivan Matveyç, zavallı Ivan Matveyç, o canavarın içindeyken bile size duyduğu aşktan dolayı yanıp bitiyor. Hatta bir şeker gibi eriyip gidiyor. Dün siz maskeli baloda eğlenirken bana son çare olarak sizi yanına aldırtmayı düşünebileceğini bile söyledi. Zira timsahın içinde iki hatta üç kişilik boş yer mevcutmuş. Sonra ona dün gece Ivan Matveyç ile aramda geçen konuşmanın ilginç bir bölümünü anlatmaya koyuldum. Nasıl, nasıl diye haykırdı şaşkınlıkla. Ivan Matveyç ile birlikte olabilmek için benim de o canavarın içine girmemi mi teklif ediyorsunuz yoksa? Yok artık. Hem bu koca şapkamla ve eteğimle nasıl gireyim ben oraya? Tanrım ne aptallık. Hem oraya girerken nasıl gözükeceğimi bir düşünün. Herhalde beni izlemeye gelen birileri olacaktır. Saçmalık bu. Ne yiyeceğim orada ve ve orada ne yapacağım ben? Ah tanrım. Bakalım daha başımıza neler gelecek. Orada zamanımı nasıl geçireceğim? İçerisi kavuçuk gibi kokuyor dediniz. Peki ya kavga ettiğimizde ne yapacağız? Orada yan yana yatmaya devam mı edeceğiz? Ah ne korkunç. Tüm bu itirazlarınıza ben de katılıyorum sevgili Elena Ivanova dedim. Gerçeğin yanında duran her insanın hissedebileceği türden bir heyecanla fakat bir şeyi gözden kaçırıyorsunuz. Ivan için yanında siz olmadan orada yaşamaya devam edemeyeceğini, bunun sevginin tutkulu, sadık ve ateşli bir sevginin bir kanıtı olduğunu anlayamıyorsunuz. Kocanızın size duyduğu aşkı küçümsüyorsunuz sevgili Elena Ivanova. Hayır, hayır, dinlemeyeceğim dedi. Henüz yıkanıp temizlenmiş, pembe tırnaklı ufak ellerini bana doğru salladı. Kötü adam, ağlatacaksınız beni. O kadar istiyorsanız kendiniz girin o timsahın içine. Öyle ya, dostu değil misiniz? Ona eşlik eder, hayatınızı sıkıcı bilimsel saçmalıkları konuşarak geçirirsiniz. Bu cilveli kadının sözünü vakur bir havayla keserek bu teklifi küçümsemekle hata ediyorsunuz dedim. Ivan Matveich beni zaten yanına davet etti. Elbette oraya gitmek sizin için bir görev, benim içinse yalnızca bir fedakarlık. Fakat Ivan Matveich dün gece bana timsahın içinin esnekliğini anlatırken sadece ikinizin değil benim de bir aile dostu olarak tabii eğer size katılmak istersem oraya sığabileceğimi nasıl yani üçümüz mü diye haykırdı Elena Ivanova hayretle yüzüme bakarak. Nasıl biz nasıl üçümüz orada nasıl duracağız yahu? <laughs> İkiniz de ne aptalsınız. <laughs> Sizi orada durmadan çimdiklerim ben. <laughs> Sonra divanın üzerine yığıldı. Gözyaşlarına boğulana dek kahkahalarla güldü. Tüm bunlar gözyaşları ve kahkahalar benim için öylesine büyüleyiciydi ki kendimi daha fazla tutamadım. Uzanıp ellerini öpmeye başladım. Bana engel olmadı. Yalnızca barışmanın bir göstergesi olarak hafifçe kulaklarımı sıktı. Sonra ikimiz de iyice neşelendik. Ona Ivan Matve için planlarını tüm detaylarıyla anlattım. Salonunda düzenlenecek akşam toplantıları hakkındaki fikirleri oldukça hoşuna gitti. Ama bir sürü yeni elbise almam gerekecek dedi. Bu yüzden Ivan Matveyç bana en kısa sürede maaşından gönderebildiği kadar para göndermeli. Yalnız, yalnız şey anlayamadım dedi düşünceli bir sesle. Kafesi buraya nasıl getireceğiz? Bu çok saçma. Kocamın bir kafesle taşınmasını istemiyorum. Konukların kocamı bu halde görmelerini istemem, utanırım. Bunu istemiyorum, hayır. Bu arada aklıma gelmişken sorayım. Dün Timofey Semyonich buraya uğradı mı? Aa evet, geldi. Beni rahatlatmak için bir uğramak istemiş. Biliyor musunuz, oturup kağıt oynadık. Tatlısına oynayalım dedi. Sonra her kaybedişimde ellerimi öpmek istedi. Ne çapkın adam. Az kalsın benimle maskeli baloya da gelecekti gerçekten. Size vurulmuş olmalı dedim. Gerçi kim vurulmaz ki size. Çok çekici bir kadınsınız. Aa, iltifat etmeyi bırakın. Ama durun, yolcu ederken bir güzel çimdikleyeceğim sizi. Bu aralar çimdiklemeyi çok iyi öğrendim. Pekala, buna ne diyeceksiniz? Bu arada Ivan Matveic sahiden hep benden mi bahsetti? Hayır. Yani hep değil de daha çok insanlığın kaderiyle ilgileniyor ve istiyor ki an neyse işte boş verin. Çok sıkıcı olduğuna eminim. Bir ara gidip kendisini görürüm. Yarın mutlaka giderim ama bugün değil. Başım ağrıyor. Üstelik bugün orası çok kalabalık olur. Beni gösterip işte karısı derler. Utanırım. Hoşçakalın. Peki ya siz bu akşam gideceksiniz değil mi? Evet onu görmeye gideceğim. Akşam yanına gelmemi ve gelirken de gazeteleri getirmemi istedi. Harika. Yanına gidip ona gazeteleri okuyun. Ama bugün tekrar beni görmeye gelmeyin. Kendimi iyi hissetmiyorum. Üstelik belki gidip birini görmem gerekebilir. Hoşçakalın. Sizi gidi yaramaz. Demek ki bu akşam o esmer adamla görüşecek diye düşündüm. Daireye geldiğimde yaşadığım bu sıkıntıları tabii ki belli etmedim. Fakat çok geçmeden bazı memurların ilerici bir takım gazetelerimizi elden ele dolaştırdıklarını ve yazılanları aşırı ciddi bir ifadeyle okuduklarını fark ettim. Dikkatimi ilk çeken herhangi bir partiden bağımsız, hümanist bir gazete olarak bilinen Sayfa gazetesi oldu. Bu dairede sık okunsa da genellikle küçümsenen bir gazeteydi. Şaşkınlığımı gizleyemeden şu paragrafı okudum: Muazzam başkentimizin görkemli yapıları Geniş bulvarları dün inanılmaz bir söylentiyle çalkalandı. Şehrimizin üst tabakasından lüks düşkünü bir kişi herhalde Borel'in ve X kulübünün yemeklerinden sıkılmış olacak çarşıya devasa bir timsahın sergilendiği bölüme giderek bu hayvanın kendisine akşam yemeği için pişirilmesini istemiş. Bu kişi timsahın sahibiyle anlaştıktan sonra canlı canlı yemeğe kalkmış. Yani son derece muhterem Alman iş adamını değil sahibi olduğu timsahı Böylece canlı hayvanın yağlı etlerini çakısıyla keserek hızlı hızlı yemeye başlamış. Sonunda timsahı midesine indirmiş. Öyle bir noktaya gelmiş ki onun da etinin aynı derecede leziz olduğunu düşünerek timsahın dostu olan firavun faresine de saldırmaya başlamış. Biz yabancı memleketlerin sofralarında uzun zamandır yer alan bu etlerin yenmesine elbette karşı değiliz. Bu etin bizde de tüketilmeye başlayacağını zamanında tahmin etmiştik. İngiliz lordları ve diğer gezginler Mısır'da timsah havlayıp partiler düzenliyor. Bu canavarın sırtını adeta biftek gibi hardal, soğan, patatesle pişirip tüketiyorlar. Lessepsontla birlikte oraya doluşan Fransızlar ise onların bu davranışlarına gülen İngilizlerin aksine hayvanın közde kızartılmış ayaklarını yemeyi tercih ediyorlar. Bizim bu iki tarzı da takdir etmemiz muhtemeldir. Bizler üretimi kendine yetmeyen geniş vatanımızda bu tür yeni bir endüstrinin yaygınlaşmasından büyük keyif duyarız. Vatanımız bir timsahın Petersburg'da bu midesinden kayboluşunun üzerinden bir yıl geçmeden yüzlerce timsahla dolacaktır. Üstelik timsahlar neden Rusya iklimine alıştırılmasın? Neva'nın suyu bu tuhaf canlılar için fazla soğuk gelirse başkentimizde girebilecekleri göller, yakın bölgede ise diğer nehirler var. Neden Pargolova'da, Pavloskoya'da Moskova'nın Presnenski göllerinde veya Samotek'te timsah üretmeyelim, bir yandan gurmelerimize hoş ve leziz bir besin kaynağı sunarken, diğer yandan göllerin etrafında dolaşarak çocuklara doğal bilimler tarihi hakkında dersler veren hanımlarımızı da eğlendirmiş oluruz. Üstelik timsah derisi mücevher kutusu, tütün kutusu, çanta ve kılıf yapımında da kullanılabilir. Böylelikle tüccarlarımız Yağlı banknotlarını timsah derisinden çantalarında saklamış olurlar. Bu ilginç konuda edineceğimiz yeni bilgilerle siz okurlarımıza dönmeyi umut ediyoruz. Bu tür bir şeyin olacağını tahmin etmiş olsam da okuduğum paragrafın anlamsızlığı beni hayrete düşürdü. Yaşadığım şoku paylaşan kimseyi bulamayınca karşımda oturan Prohor Savviche döndüm ve bir süredir beni izlemekte olduğunu fark ettim. Elinde volosu tutuyordu. Gazeteyi bana uzatmaya hazırlanıyordu. Tek kelime etmeden sayfayı aldı, parmağıyla okumamı işaret ettiği bir makaleyi göstererek Volos'u elime tutuşturdu. Çok tuhaf bir adamdı bu Prohor Savvich. Sessiz, sakin, yaşlı bir bekardı. Dairede kimseyle yakın sayılmazdı. Kimseyle çok konuşmasa da her konu hakkında bir fikri olurdu. Fakat bu fikrini dile getirmeye tahammül edemezdi. Yalnız yaşıyordu. Aramızdan kimse evine gitmemişti. Volos'ta okuduğu makale şuydu: gelişmiş ve insancıl bir toplum olduğumuzu, bu açıdan Avrupa ile bir tutulmak istediğimizi herkes bilmektedir. Ne var ki dün çarşıda yaşanan ve daha önce gerçekleşeceğini tahmin ettiğimiz şok edici olaya bakacak olursak, gazetemizin tüm çabalarına karşın henüz bu olgunluğa erişmekten çok uzak olduğumuz rahatça görülebilir. Bir yabancı timsahıyla başkentimize varıyor ardından çarşıda sahip olduğu bu canavarı sergilemeye başlıyor.'' memleketimizin büyük ihtiyaç duyduğu daha önce var olmayan bu girişim türünü büyük bir şekle karşıladık. Fakat dün ansızın saat öğleden sonra dört sularında son derece şişman bir adam sarhoş bir halde bu yabancının dükkanına geliyor. Giriş ücretini ödüyor ve kimseye hiçbir uyarıda bulunmadan timsahın ağzından içeri atlayıveriyor. Zavallı timsah da kendini kurtarmak ve soluk alabilmek için adamı yutmak zorunda kalıyor. Timsahın içine giren bu yabancı adam derhal sızıyor. Ne timsah sahibinin seslenişleri, ne ailesinin feryatları, ne de polisin tehditleri bir işe yaramıyor. Timsahın içinden sadece kahkaha sesleri ve deri yüzmeye dair bir takım sözler duyulabiliyor. Böylesine büyük bir objeyi yutmak zorunda kalan zavallı timsahsa gözyaşları döküyor. Davetsiz bir konuk bir tatardan bile kötüdür. Yine de bu küstah ziyaretçi yerinden ayrılmaya bir türlü ikna olmuyor. Bizi yabancıların önünde küçük düşüren, ve kültürsüzlüğümüzün kanıtı bu barbarca hareketi nasıl açıklayacağımızı bilemiyoruz. Pervasız Rus tabiatı kendini göstermek için yeni bir alan bulmuş durumda. Elbette bu davetsiz misafirin derdinin ne olduğu sorulabilir. Sıcak ve rahat bir sığınak mı? Fakat başkentimizde oldukça uygun fiyatlı birçok harika daire mevcut. Neva'nın kıyısında merdivenlere aydınlatılmış, kapıcısı eksik olmayan konforlu daireler bu arada okuyucularımızın dikkatini ev hayvanlarına uygulanan şiddete de çekmek isteriz. Elbette bir timsahın bu denli büyük bir varlığı bir anda sindirebilmesi mümkün değildir. Zavallı yaratık, dağ gibi şişmiş bir durumda. Büyük acılar çekerek ölmeyi bekliyor. Oysa Avrupa'da ev hayvanlarına yapılan bu tür kötü muameleler uzunca bir zamandır yasalarca cezalandırılma sebebidir. Avrupa aydınlanması, Avrupa bulvarları, Avrupa mimarisiyle inşa edilmiş evler bir yana, Yılların eskidemediği geleneklerimizden hala uzaklaşabilmiş değiliz. Evlerimiz yeni olsa da eğilimlerimiz hala çağ dışı. Aslında evlerimizin de yeni olduğu söylenemez. En azından merdivenleri oldukça eski. Petersburg'da tüccarlık yapan Lukyanov'un evinin ahşap merdivenlerinin artık çürüyüp dökülmeye başladığını, bu merdivenlerden su veya odun almak için sık sık inip çıkmak zorunda kalan hizmetçi Afina Skabidorovna büyük tehlikede olduğunu gazetemizde birçok kez yazmıştık. Tahminlerimiz sonunda gerçekleşti. Dün akşam saat 8.30'da Afirna Skabidarovna elinde bir çorba kasesiyle merdivenlerden yuvarlandı. Bacağı kırıldı. Tüccar Lukyanov'un kazanın ardından merdivenlerini onarıp onarmayacağını bilmiyoruz. Rus insanının kafası genellikle iş işten geçtikten sonra çalışır. Ancak Rus umursamazlığının kurbanı zavallı kadıncağız hastaneye kaldırılmış. Şu konuya da dikkatinizi çekmek istiyoruz. Bir Borskaya Caddesi'nin ahşap kaldırımlarının temizliğini yapan kapıcılar da yoldan geçenlerin ayakkabılarının çamurlanmaması için Avrupa'da olduğu gibi çamurları belirli alanlarda toplamalılar. Prohor Savviç'e bakarak ''Nedir bu?'' diye sordum hayretle. ''Ne anlama geliyor bu? Ne demek istiyorsunuz? Tanrı aşkına Ivan Matveiç'e üzüleceklerine timsaha üzülüyorlar. Ne olmuş? Vahşi de olsa bir memeliye acıyorlar.'' Avrupa'ya yetişmeliyiz değil mi? Onlar da timsahları çok severler. <laughs> Bunu söyleyen tuhaf Prohor Savvich dikkatini önündeki kağıtlara verdi. Tek kelime daha etmedi. Volos ve sayfayı cebime sokuşturdum. Akşam Ivan Matveyç'e oyalayabilmek için bulabildiğim kadar eski gazeteyi de yanıma aldım. Akşama daha çok olduğu halde çarşıya şöyle uzaktan bir bakıp neler olduğunu görebilmek, konuşulanlara kulak kabartabilmek amacıyla daireden erkenden sıvıştım. Çarşıda büyük bir kalabalık olacağını tahmin ediyordum. Gizlenmek için ceketimin yakalarını kaldırdım. Nedense biraz utanıyordum. Böyle bir şöhrete alışkın değildim. Fakat böylesine önemli ve özgün bir olay karşısında bayağı hislerimi anlatmaya hakkım olmadığını düşünüyorum. Videomun yararlı olduğunu düşünüyorsanız ve beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirimleri açın. Dinlediğiniz için teşekkürler.